Birileri bekliyor ki tartışacağız. Birileri bekliyor ki kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız. Milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle ama. Biz biriz, beraberiz, kararlıyız. Hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Geçen sene bugünlerde 14 ve 28 Mayıs'ta hepimizi çok üzen, çok kahreden ve maalesef bir deyimle bütün memlekette seçmende bir duygusal çöküntü, duygusal kopuş yaratan, gençlerinin gözünün içindeki feri söndüren, yaşlılarımızın, büyüklerimizin omuzunu düşüren, onları evlerinde sokağa çıkacak mecal bırakmayan o sonuçtan sonra biz bitmedi diyorduk. Böyle olmamalı. Hepimize bir sorumluluk düşüyor. Ve hep birlikte şunu söyledik. Başarabiliriz. Buradan hep beraber yeniden umudu örgütleyebiliriz. Bir kez daha biz ayağa kalkar, Türkiye'yi ayağa kaldırabiliriz. Gençleri güldürür, gözlerinin ferini yerine getirir. Büyükleri yok. Bu partinin iktidarını görmeden bir yere gitmeyeceğim diyecek kadar yeniden inançlandırabiliriz diyorduk. Bunun için bir değişime gerek vardı ve o gün şöyle söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Bu inançla yola çıktık ve o değişimi kişilerin değişimi olarak tarif etmedik. Etseydik haksızlık olurdu, vefasızlık olurdu. Sadece kişilerin, kurulların değişimi olarak değil, hepimizin birden bir anlayışın, bir yaklaşımın, siyaset yapış biçiminin, hedef koyuş şeklimizin değişmesi olarak tarif ettik. Haklı olarak altını nasıl dolduracaksınız diye sordular. Bu soru belki de değişime mani olacak bir yüksek tonda dile getirildi. Ama pek çoğu da burada olan, çok önemli bir kısmı burada olan kurultay delegelerimiz sokağı duydu, bize inandı, gençlere inandı. Hepimizin hep birlikte dile geçirdiği, eğer Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişecek ve umut yeniden yeşerecek söylemine destek verdiler. Kurultaydan aldığımız güçle, yetkiyle ve daha sonra hep birlikte ortaya koyduğumuz büyük emekle 31 Mart seçimlerine gittik. Ve 31 Mart seçimlerinin akşamında İstanbul'daki her 3 belediyeden ikisini kazanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bütün iftiralara, yıpratmalara, hakaretlere, engellemelere rağmen bir kez daha ve büyük bir zaferle kazanan ve Türkiye'nin 7 bölgesinde bir zamanlar Sivas'ın doğusuna gidemezler diyenlerin belediye kazandığı, Türkiye'nin %65'inin nüfus olarak belediyelerini yöneteceğimiz, ekonomisinin %80'ine basan bir coğrafyayı yöneteceğimiz, turizminin %87'sine karşılık gelen bir coğrafyayı yöneteceğimiz o seçim başarısının akşamında 47 yıl sonra bizim hepimizin vergileriyle kurulan Anadolu Ajansı'nı, Atatürk'ün kurduğu ajansı, bir ittifakın ajansı, hepimizin vergileriyle çalışan Türk TRT'yi bir partinin televizyonu yapanlara size 31 Mart akşamı bir sürprizim var demiştim. O sürprizi dile getirmek nasip oldu. Çıktık ve şunu söyledik. 47 yıl sonra TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Çünkü o gün
değişenlerle değişmeyenler yarışmış, değişim kazanmıştır. Çünkü o gün eski ile yeni yarışmış, yeniler kazanmıştır. Çünkü 31 Mart günü devletle millet yarışmış, millet ve milletin adayları kazanmıştır. Bu ülkedeki herkes devletini sever, çağırır askere gider, ister vergi verir, gerekirse canını verir. Ama karşısına devlet dikilip de ona istikamet dayatırsa yeni bir karar verir. İşte bu ön sıralarda o yeni kararın temsilcileri, İstanbul'un başarılı ve başarmaya hevesli genç, kadın, dinamik ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gurur duyduğu yerel yöneticilere oturuyor. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Değişimin ruhunda biraz da şu var. Kurucu parti olabilirsiniz, gurur duyuyoruz. Kurucu iradeyi temsil ediyor. Altı okumuzun her birini sahipleniyor ve her birisini zihnimizde terk edilmeyecek hedefler olarak tutuyor, yolumuza yürüyoruz. Ama kurucu iradeyiz, kurucu partiyiz diye devletin sahibi değiliz. Devleti 22 yıldır liyakatsizce yönetenler, yıpratanlar, perişan edenler bir yanda dururken günü geldiğinde sanki her şeyin sorumlusu bizmiş gibi kendilerini bir tarafa çekmelerine izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Biz yeniyi, biz değişimi, biz ikinci yüzyıldaki yeni Türkiye anlayışını, ikinci yüzyıldaki, birinci yüzyıldaki devrimlere sahip çıkan ruhla dünyayı görerek, siyaseti içeride ve dışarıda doğru okuyarak, kimselerin peşine takılmadan, kendinden emin, örgütüne güvenen, milletine sahip çıkan bir anlayışla altı oktaki her bir ilkeyi bu çağda olması gerektiği gibi geçmişini sahiplenip bugününe doğru yorumlayarak hep birlikte ilerleyeceğiz ve bir kez daha kimsesizlerin kimsesi olduğunu, onun da Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, her derdin bir çaresi olduğunu, onun da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu bu milletimize anlatacağız. Onlarla birlikte iktidara ulaşacağız. Türkiye ikinci yüzyılda Atatürk'ün partisinin bilime sarılarak, aydınlanma meşalesini en yukarıda tutarak, kimin için siyaset yaptığını bilerek, bu acımasız düzene itirazı en yüksek yerden dile getirerek, gelir adaletsizliğini çözmek, önümüzdeki bütün riskleri görmek ve faturayı emeğe, emekçiye, yoksula, işsize değil, ödemesi gerekenlere fatura edip hakkımızı almak için o yürüyüşü nasıl gerçekleştireceğimizi hep beraber mütabakatla belirleyip bu milletin önüne kararlılıkla koyacağız. Birileri istedikleri kadar hesap yapsınlar, biz bir şekilde çözeriz desinler. Öyle bu sefer seçim akşamı sandıkların açılmasını beklerken umarım iyi bir sonuç gelir, aman bu sefer de kaybetmeyelim diye bir kaygıyı hiçbirimiz yüreğinde hissetmeyecek. Bugünden o güne kararlı adımlarla yürüdüğümüz için geçen 31 Mart akşamında 18.46'da sandık görevlilerinin telefonuna seçimi kaybetmedik, kötü haberler gelecek, moralinizi bozmayın, sakın oraları terk etmeyin mesajı atmadık. 18.48'de atılan mesaj şuydu: birazdan çok güzel haberler alacaksınız, sakın görev yerinizi terk etmeyin, son tutanak teslim olana kadar orada olun. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri kötü haberlerle moraliniz bozulmasın yerine iyi haberlerden dolayı sakın ha gevşemeyin, görevinizi sonuna yapın diye mesajı gelecek genel seçimlerde de seçimi aldığımızı bile bile, yarın bu ülkenin CHP'li bir cumhurbaşkanı olacak özgüveniyle, inancıyla,
Artık kötü günlerin son günü bugündür. Bu benim muhalefette yaptığım son görevdir diye bilerek ve isteyerek o göreve gidecekler. Bu heyecanı duyanlarla yorulmayan bir yol yürüyeceğiz. Ben bu salonda bu heyecanı duymayan hiç kimse olduğunu düşünmüyorum. Bu partinin tüm üyelerinin bugünkü, dünkü ya da gelecekteki yöneticilerinin tamamının bu bilinç, bu kararlılık, bu azimde olmasını Cumhuriyet Halk Partili olmanın olmazsa olmaz şartı olarak görüyorum. Bir tarafta da biz bu motivasyonda, bu kararlılıktayken bizim karşımızda çaresizce ama bir yandan da bir takım kurnazlıklarla bizi başka tartışmaların içine çekmek isteyenler var. Bunlardan ortaya atılan tartışmalara istemeden, fark etmeden, eski alışkanlıklar, eski reflekslerle katılanlara bir şey demiyorum. Ama bu kötü niyeti görmeyip de o kötü niyetin bir parçası olmaya kalkanların bu salonla da, bu partinin gelecek umuduyla da, bu ülkenin hak ettiği CHP iktidarıyla da kesişen bir duygularının olmadığı açıktır. O duygusuzluğu da kökünden reddediyorum.